Merhaba, Milli Düşünce Merkezi YouTube kanalının değerli izleyicileri. Bir Kitaphane Sohbetleri programımıza da hoş geldiniz. Bu kez sizlerle çok önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Erhan Aydın konuğum. Erhan Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizinle bugünden çıkan son kitabınız Bozkır'ın Tanıkları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kitabı merak eden izleyicilerimiz ve okurlarınız için de umarım faydalı bir sohbet olur. Ben bu kitapla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunarak sizle sohbetimi başlatmak istiyoruz. Bengü Taşlar'da devlet yöneticileri, millet ve Türk boyları hakkında bilgiler veriliyor. Bazı yazıtlarda sade vatandaş hatıralarını yazmış. Kimi zaman bunu ben yazdım, aldım filanca demek için yazılmış. Kimi zaman düşündüklerini, yaşadıklarını anlatmak ve bunları ifade etmek için yazılmış. Kimi zaman da savaşlar uzun uzun anlatılmış. Sevinç ve gözyaşlarına yer verilmiş. Türk runik harfli eski yazıtlarını 1730 yılında Strandberg'in eserinden esasen harflerin çözüldüğünü 1893 yılında ve oradan da bugüne kadar incelendiğini görüyoruz. Kitabın giriş kısmında eski Türk yazıtları hakkında kısa bir bilgi veriyorsunuz. Türklerin eski çağlardaki yazılı belgelerinden bahsediyorsunuz ve eski Türk yazıtlarındaki dönemin dil bilgisi, gramer yapısı ve Türkçe'ye dair genel bilgilerde bulunuyorsunuz. Kitap eski Türkçe nedir, ne değildir sorusuna cevap veriyor. Ben bir kez de size sormuş olayım. Eski Türkçe nedir, ne değildir? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir yayına katılmaktan mutlu olduğumu, onur duyduğumu belirteyim. Eski Türkçe, şimdi müfredatta, YÖK'ün müfredatında Kök Türk ve Uygur olarak geçiyor. Ama biz Karahanlı Türkçesini de, yani Orta Türkçe dönemlerinin ilk merhalesi, evresi olan, tabii müfredat da böyle diyor. Karahanlı Türkçesini de eski Türkçe içerisine almak niyetindeyiz, düşüncesindeyiz. Böyle bir şey var son yıllarda. Çünkü Karahanlı Türkçesinin eserleri, işte Divan Lügat Türk, Kutat Kubilik, Kur'an tercümeleri, Atavetül Hakayık gibi bu eserlerin diliyle yazıtların ve eski Uygur Türkçesi metinlerinin dili arasında çok belirgin farklar yok. Daha çok kültürel farklar var. Bu da din değişimi çerçevesinde oluşmuş farklar. Bunların dil biliminde, dil bilgisinde bir anlamı yok. Çünkü farklı din dairelerine, kültür dairelerine girdiğinizde sözcüklerde de değişiklik olacağı muhakkak. Yani biz ilk dönem metinlerinde namaz için yükünç sözcüğünü görüyoruz ama ondan sonra veya işte Kur'an tercümelerinde imam sözcüğü için öndün turuklu er diyor. Yani önde duran erkek manasında. Ama sonradan imam sözcüğünün işte namazın alındığını biliyoruz. Dolayısıyla dini sözcükler, kültürel sözcüklerin çok bir anlamı olmadığı için biz Karahanlı Türkçesini de eski Türkçe içerisine almak niyetindeyiz. Ama bu son yıllarda oluşmuş bir şey diyebilirim. Fakat YÖK'ün hala eski sistemi, ya en azından Türk Dil Edebiyatı bölümlerinden, Çağdaş Türk Lisesi bölümlerinden biliyoruz bunu. Orta Türkçe dersini ayrı bir ders olarak alıyor ve Karahanlı Türkçesini Orta Türkçenin ilk döneminde işlemiş oluyoruz. Ama genel kanaatimiz eski Türkçenin Kök Türk, Uygur ve Karahanlı Türkçesi olduğu yönünde. Teşekkür ederim. Genel olarak bu bilgileri veriyorsunuz ve kitabın kazandırmak istediği hedeflere dair okuduğumuz zaman bir çıkarımda bulunabiliyoruz. İşte eski Türkçe nedir? Runik harfli Türk metinleri nedir? Yazıtlar nedir? Niçin yazılmıştır? Niçin dikilmiştir? Ne anlatıyordur? Bunlara dair birçok mesajı kitabınızdan alıyoruz. Kitapta birçok bölgeden yazıtlar var. Ben toplamda 63 yazıta yer verebildiğinizi gördüm. Gerçekten tüm Türk yazıtları 63 tane midir? Siz sadece 63 tanesine mi yer verebildiniz? Yani yazıtların sayısı toplamda ne kadardır? Şimdi yazıtların sayısı 600'e yakın ama tam bir rakam ben de veremeyeceğim. Bunun nedenleri var. Özellikle Rusya Federasyonu sınırları içerisindeki
yazıtların bulunmasının haberleri geç duyuluyor veya bulunduğuna dair haberler ulaşmıyor bilim dünyasına. Yine aynı şekilde bunu Çin için de söyleyebiliriz. Çin'de de yazıtlar bulunuyor. Yani gündeme geliyor, çeşitli okumalar yapıldığı söyleniyor ama çok da fazla ulaşmıyor bilim dünyasına veya kendiler belki de yok ediyorlar. O yüzden biz de tam olarak sayıyı bilmiyoruz. Yani bir yuvarlak rakam veriyoruz ama yani çok daha basitçe söylemek gerekirse bugün Tuva sınırları içerisinde bulunan Porbajin'deki yazıtları Yenisey bölgesine dahil etmiyoruz. Etmememizin nedeni elimizde materyal yok. Çünkü bir devlet sırrı gibi saklanıyor ve buradaki kazılarda çok özellikle Putin'in özel bir direktifiyle diyelim, özel kişilerin çağrılmasıyla gerçekleştirilen bir arkeolojik kazı projesi idi. Yani yıllar öncesinden ve bunların materyalleri hiç yayımlanmadı. Yani orada yazıtlar bulunduğunu gördüm, biliyorum. Bir iki fotoğrafını gördüm ama hasbelkader gördüm. Yani elimde benim de metin yok. O yüzden belli bölgelerde hangi yazıtlar var, yok ediliyor mu, gizleniyor mu, müzeler yer değiştiriyor. Yani Tuva Müzesi'nin sanırım bu üçüncü yer değiştirmesi. En son yeni bir bina daha yaptılar. Bir kısmı açıkta duruyordu. Onları tekrar bir bina, son yani Kasım ayında aldığımız bilgi, yeni bir bina daha yaparak açıkta bulunanları da müze içerisine aldılar. Yani oradan oraya, oradan oraya derken bir kısmı taşınırken kırılıyor. 2013'te de buna şahit olduk. Bazı yazıtları göstermediler müze yetkilileri ki özel izinlerimiz olduğu halde. Bir kısmının parçalandığını artık görülemeyecek durumda olduğunu da söylüyorlar. Bir kısmı kayıtlarda var, kendisi yok. Mesela Suzi yazısı kayıtlarda var, kendisi yok. Birisi gömdü diyorlar. Allah ıslah etsin yani gömmüş sonra da gömdüğü yeri unutmuş diye bir rivayet de var. Ne derece doğrudur bilinmez ama genelde herkes de söylüyor bunu anlatıyor. Doğrudur herhalde. Veya kağıt üzerine bazı yazıtlar kağıt üzerine alınmış ama nerede bulunmuş, kim bulmuş, yazıtın kendisi nerede, kayada mı o da bilinmiyor. Böyle şeyler de var. Bir de karıştırılan şeyler var. Yani yazıtlar çok sayıda olunca özellikle Tuva ve Hakasya'daki yazıtlar çok olunca birbirine karıştırılanlar da var. Dolayısıyla yani bu bir kişinin yapabileceği bir şey değil, hatta bir devletin yapabileceği bir şey de değil bana göre. Birkaç devletin mutlaka Rusya ve Çin'in içerisinde olacağı, Türkiye'nin içerisinde olacağı bir devletin yetkililerinin, bilim adamlarının bir korpus, bir külliyat hazırlamak şeklinde belki bir eski Uygur Türkçesi için malumunuz bir Dunhuang projesi vardı. İngilizlerin, Almanların öncülük ettiği o tarz bir projeyle, devletler arası bir projeyle bunlar hem belgelendirilebilir hem adları belgelenebilir. Yani bizler kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz ama yeterli olmuyor. Yani en azından bir araya getirmeye çalışıyoruz, toplamaya çalışıyoruz ama çok da yeterli olmuyor. Yani netice olarak 600 civarında diyebilirim ama ben de hani tam bir rakam veremem. 544 mü, 583 mü? Ben de söyleyemem. Bir de tabii şimdi bir başka boyutu da Doğu Avrupa'daki yazıtlar ve belki bunları da konuşmak lazım bilmiyorum. Anadolu'da olduğu iddia edilen bir takım metinler. Bütün bunların hepsini dahil edenler var, etmeyenler var. Doğu Avrupa'dakileri dahil ettiğimizde 600'ün de üzerinde çıkacaktır. Bütün bunların hepsi sıkıntı Gülcan Hanım. Ama dediğim gibi bunu bir külliyat şeklinde, bir korpusla bunu yapmak lazım. Geç kalınıyor. Yani şu internet ortamında, şu dijital ortamda bence geç kalınmış diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam, kitapta verdiğiniz 63 yazıt örneğinin 21 tanesi Moğolistan'da, 27 tanesi Yenisey, 6 tanesi Altay Dağlık Cumhuriyeti, 5 tanesi Kırgızistan ve 4 tanesi Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Biz Moğolistan'daki yazıtlar üzerinden başlarsak, Türklerin en eski yazılı metinleri olarak kabul ettiğimiz Bengü taşlar sizce niçin yazıldı ya da yazılıp dökülme ihtiyacı hissetti? Yani gerçekten o coğrafyada yaşamak çok zor. Yani belirli vesilelerle belirli sürelerde kaldım. Çadırlarda kaldım. Yani 40 gün üst üste çadırda kaldım. Bir dağda kaldığım zamanlar da oldu. Ya buradan bakınca güzel görünüyor. Yani insanlar işte siz de sosyal medyadan biliyorsunuz. Çadır görüntüleri işte orada çocuklar oynuyor, atlar koşuyor böyle bir piknik ortamı zannediyorlar. Aslında öyle değil. Ya içecek su bulamazsanız
ırmaktan içmek zorundasınız. Yıkanamazsınız, su yok çünkü. Ya yani ırmakta yıkanabilirsiniz de hani böyle sıcak su anlamında dedim. Ve aşırı bir gece ile gündüz arasında bir sıcaklık farkı var. Geceler eksiye kadar düşüyor Temmuz-Ağustos ayında. Gündüz artı 40'lara kadar çıkan ve muazzam bir şey var, mekanik çözülme ve sıcaklık farkından dolayı. Bu da sizin bedenen sizi etkiliyor. Yani bizim gibi böyle şehir ortamında sürekli masa başında oturan adamlar oraya gittiğinde daha bir sıkıntı yaşıyor. Yani öncelikle buradan bakıldığı gibi değil. Ve bütün bu zorluklara rağmen insanlarımız oldukça da böyle felsefi cümlelerle dolu. Yani böyle hani çok basit cümleler değil, daha böyle kullanışlı bir şeyler ifade eden, üzerinde kesinlikle yorum yapılabilecek, farklı yorumların ortaya çıkabileceği gerçekten güzel cümlelerle karşılaşıyoruz. Bu da insanlarımızın bunları neden yazdığı gibi bir soru sormamıza neden oluyor. Yani insanlar bunu neden yazdı? Şimdi Büyük Kağanlık yazıtlarında anlıyoruz, milletine hesap veriyor. Zaten rahmetli Ergin Hoca bunu çok da güzel anlatıyor kitabın ön sözünde. Devlet yöneticileri millete hesap veriyor. Burada sıkıntı yok. Fakat yani sıradan insanların, sade vatandaşların yazdığı metinlerde nasıl bir mantık güdülmüş? Yani neden yazıyoruz? Yani benim adım şu diyor, geçip gidiyor. Yani neden böyle bir şey yazma ihtiyacı hissediyor? Ben bir şekilde bozkır ortamında okuma yazma oranında yüksek olduğunu ve insanların mutlak surette bilgiye değer verdiğini anlayabiliyorum. Bu da aslında yazıtların dikilişinin nedenleriyle paralel. Şu anda elimde bir çalışma var. Bugün bir iki şeyini de sonucunda sosyal medyadaki insanlar da yararlansın. Çünkü bizim bilimsel çalışmalarımız bilim ortamında kalıyor. Yani onu 3-5 hoca okuyor ve 3-5 asistan, genç arkadaş, yüksek lisans, doktorant okuyorsa okuyor. Onun dışında raflarda kalıyor. Yani bilgi unvanını kullanan onlarca şey var, devlet yöneticisi. Yani hem yabgu unvanını kullanıyor, hem bilgiyi, hem şadı kullanıyor, hem bilgiyi kullanıyor. Şimdi bu kadar bilgelik, bu kadar önemli bir şey. Bakın bilmek fiilinde. Yani bu böyle anne karnında olmuyor bunlar. İlla ki evet. Hani belli bir yaşa gelmiştir bir insan. İşte 70'tir, 80'dir vesaire yaşı. Tamam, çok mahir bir insandır. İşte görmüş geçirmiştir falan. Yani ben her yazanın da 70-80 yaşında arif insanlar olduğunu düşünmüyorum. Genç insanlar da yazıyordu. Öyleyse bu bilgiyle ilgili bir şey. Acaba insanlar o dönemde bilgi almak için nasıl bir yol izliyorlar? Yani neden bilgi unvanını kullanıyor? Neden ben savaşçıyım diyor? Ben bunu soruyorum. Yani devleti yönetmek için savaşçı olmak mı önemli, bilgelik mi önemli? Buradan bilgelik çıkıyor. Çünkü Bilge Kağan diyor. Bilge Tonyukuk diyor. Yani büyük savaşçı Tonyukuk gibi bir unvan da kullanabilir. Bunlar önemli şeyler. Yani bu da bize aslında insanlarımızın o dönemlerde öyle çok da ilkel olmadığını, bunları yazmalarında önemli bir gerekçe olduğunu, yani böyle çok sıradan tarih kaydı düşer gibi, vay efendim ben şunu yazdım, benim adım şu falan filandan öte yazma ihtiyacı hissediyor. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Öğrencilere de söylerim. Gerçi onları da özledik bir buçuk yıldır. Ben hep şunu söylüyorum. Çok benimsemiyoruz, tasvip etmiyoruz. Ama bizim insanımız bir bankın üzerine oturunca mutlaka oraya bir şey kazır. Bir ağacı sevdiğinin adını kazır. Özellikle şeylerde, yani tuvaletlerdeki, umumi tuvaletlerdeki kapıların arkasındaki o destanları gördüğüm zaman ben anlayabiliyorum. Yani şiir yazanları falan kastettim. O seviyesiz yazıları kastetmiyorum. İnsanlar bir şeyler yapmak için, yani kendi duygularını dışarıya vurmak için yazı yazıyor. Ben buna inanıyorum. Ama hani Kağanlık yazıtlarını tabii ki. Yani onun prestij tarafı var. Yani daha büyük bir taş olsun, daha süslü olsun. İşte Çinlilere yaptırılabilecek bir taş ustalığı olsun vesaire. Bunlar olabilir. Ama bir insanın kaya üzerine yazıp işte biz Karluklardan gelin aldık. Onun bir mantığı olması lazım. Bunu neden yazıyor? Bunu neden yazıyor? Yani biz şuradan gelin aldık. Bunun ne anlamı var ki? Tarih düşmedikten sonra bunun ne anlamı var? Ama adam kendince bir
hatıra olarak betimlemiş oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Bunun tabii kitapta az önce söyleyecektim, bir an gözümden kaçtı. Ben biraz da bu kitabı insanların, yani insanımızın, Türkiye'deki insanımızın doğru bilgiler alması maksadını güttüm aslında. Yani sağda solda böyle çok tuhaf tuhaf Tony Cook'a yakıştırılan cümleler, Bilge Kağan'a yakıştırılan cümleler, mesela titreme kendine dön. Böyle bir cümle yok. Ben hiç bilmiyorum böyle bir cümle. Titreme fiili falan yok. Veya ey Türk, işte devşirmeler, sen aklını devşirmeden sen aklını başına devşir, veya göz ola ki dağın ötesini göre, Bilge Tony Cook. Böyle bir cümlesi yok. Yani bunlar niye uyduruluyor ve çok da böyle takipçisi çok olan sosyal medya hesaplarında görüyorum ve insanların da binlerce beğendiğini de anlayamıyorum. Demek ki bizim insanımızın bilgiye bir ihtiyacı var. Yani bunu beğeniyorsa, ha ya Bilge Kağan'ın veya Bilge Tony'nin şöyle önemli bir sözü varmış, ne kadar güzelmiş deyip paylaşma ihtiyacı hissediyor. Google'a yazdığı zaman veya arama motorlarına yazdığı zaman da benzeri şeyler çıkıyor. Çünkü arama motorlarını Wikipedia'yı saymazsanız, ki o da özgür ansiklopedi diyor. Zaten onun yazıcıları da insan, onu yazanlar da insan. Yani sizin benim gibi insanlar yani. Dolayısıyla da oradaki bilgiye de ne kadar güvenilebilir. Öyleyse gene kitap, şu dijital ortamda bile kitap ne kadar önemli bir şey. Benim maksadım buydu. Yani ortalama insan dediğimiz sade vatandaşta aldığında, ya bak işte bizim okullarımızda şöyle şöyle işler yapmışlar. Bunlarda şöyle metinler var. İşte bak, örnek olarak da ben fotoğraflarını da koydum ve ilk kez çizim ve fotoğraf kullandım bir kitapta. Çünkü çizim ve fotoğraf kitabın maliyetini artırıyor. Maliyet arttıkça da Türkiye'nin işte mali, ekonomik şartları veriyor. Bu kitabın pahalı olmasını da tetiklemeyelim düşüncesiyle hiç fotoğraf kullanmamıştım. Gerek de yok, internette zaten fotoğraflar var. Ama burada biraz çizim kullanmak istedim. En azından taşın üzerinde nasıl işlendiğini insanımız görsün diye. Yani şey buydu. Bundaki kitaptaki amaç buydu diye. Hocam, taşın üzerine nasıl işlendiğini insanımız görsün istedin derken, Taşa Kazılan Tarih kitabınıza da bir atıf yaparak bir soru sorayım. Eski Türkler neden kağıda değil de taşa yazdılar? Bunu gerçi Taşa Kazılan Tarih kitabınızda uzun uzadıya cevaplandırıyorsunuz, ama bir kez daha izleyicilerimiz için cevaplamanızı rica edeyim. Taşa kazınan bu belgeler sizce kime hitap ediyor? Bu bilgiler de kime hitap ediliyor? Şimdi Moğolistan'ın coğrafyası, yani bundan 1000 yıl önce de aşağı yukarı bu tarzda imiş. Öyle diyor coğrafya uzmanları, jeoloji uzmanları. Yani onların makalelerinde böyle şeyler okumuştuk yıllardan beridir. O coğrafya o zamanda, yani bugünkü gibi, hani Gobi Çölü 1000 yıl önce oluşmuştur diyemeyiz. Tabii ki onun illaki bir geçmişi var. Veya işte Taklamakan Çölü de aynı şekilde. Fakat ben kağıdı bildiklerini düşünüyorum. Kağıdı biliyorlar. Fakat kağıt kalıcı bir şey değil. Kağıt yerleşik hayatta işe yarar. Yerleşik olmayan hayatta işe yaramaz. Bunun yanınızı taşıyamazsınız. Bugün bile, bakın bugünün şartlarında bile, herhangi bir kitap, işte 30-40 yıllık bir kitabın artık, özellikle o saman kağıdı dediğimiz biraz daha o kalitesiz kağıda basılmış kitapların artık dokunduğunuzda yırtılacak şekilde olduğunu biliyoruz. Yani benim öğrenciliğim 1991'de başladım. O yılda aldığım kitapların artık çok inceldiğini ve neredeyse yırtılacağını söyleyebilirim. Düşünün, 1000 yıllık bir kağıdın da muhafaza edilmesi de çok zor. Bu yüzden taşın üzerine daha kalıcı, hele kaya dediğimiz, şimdi kayalara karbon testi yapılamıyor. Neden? Çünkü kaya ilk dünyanın yaratıldığından beri muhtemel oradadır. Yani o kaya ne zaman yapılmış, ne zaman yazılmış, bunu bilemezsiniz. O yüzden bu kadar önemli ve binlerce, on binlerce yıl dayanabilen, kalabilen, eğer mekanik çözümle nedeniyle hani çölleşmediyse, o kayalar parçalanmadıysa, ki bu da uzun bir zaman gerekir buna, taşların üzerine yazmak, kayaların üzerine yazmak daha büyük bir iş. Daha büyük bir iş bana göre. Yani kağıt üzerine de yazılabilirdi. Yani o yıllardaki Çinlilerin yazdıklarına baktığımızda daha çok deri üzerine ve tahta üzerine yazdıklarını biliyoruz. Çinlilerin özel bir ferman
var. Böyle ince çubuklar şeklinde. Bunlar birbirine iple bağlanmış. O çubuklar katlanabiliyor. Bizim ferman yuvarlatılmış hali gibi ama o katlanabiliyor. Tahtalar üst üste geliyor. Üzerine yukarıdan aşağı doğru satırlar şeklinde. Her bir tahta yukarıdan aşağı doğru harfleri içeriyor. Bu şekilde metinler yazmışlar. Yani bizler de böyle şeyler yapabilirdik ama hani ağacın çok olmadığı bir coğrafyada zaten ahşap üzerine yazamazsınız. Çok pahalı olur. Zaten kağıtta çok kalıcı olmadığı da belli oluyor. Dolayısıyla da en iyi ihtimal taşın üzerine yazmak diye düşünüyorum ben. Ve kendinden sonra gelen insanlara hitap ediyor. Özellikle kağanlar, beyler bunu yapıyor. Ama az önce de dediğim gibi sade vatandaş, sıradan vatandaş hatıralarını yazıyor. İşte aslında bu bizim için daha önemli. Dil bilgisi veya dilciler için, Türk dil uzmanları için bu daha önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü sade vatandaşın cümlelerinden diyalektik özellikler yakalayabiliyoruz. Hani bugün de işte misal bir kapıya şey bağlanmıştır, iç tarafına bir köpek bağlanmıştır, dış tarafına da yazı şöyle bir yazı olabilir, köpek ıstırır dikkat falan diye, ıstırır diye T ile görürsünüz. Yani bu işte veya doğal gaz yerine işte doğal kas şeklinde K harfiyle görüyoruz. Böyle şeyler tabii internete düşüyor, insanlar kahkahalar atıyor, vay falan. Biz kahkahadan çok yani bu bizim insanımızın o anki halet ruhiyesini ve eğitim düzeyini de gösteriyor. Ben bir doktorun kapısında ilaç yazdırmak için meşgul etmeyiniz yazısını gördüm. Doktora sordum, bunu siz mi yazdınız dedim. Farkında bile değil. Dedim yani siz yazdıysanız bu meşgul falan çok komik olmuştur. Siz doktorsunuz sonuçta. Sonra dedi ki yani belki şeyler yazmıştır, görevliler falan yazmıştır. Aslında bu eğitim düzeyini de bize gösteriyor. Biz yazıtlarda da biraz daha farklı yazımlar görebiliyoruz veya sıra dışı yazımlar. Hani işte siz İstanbul'da oturuyorsunuz. Türk filmlerinden bildiğiniz bir İstanbul hatırası diye bir fotoğraf olur. Eski Türk filmlerinde S harfi terstir vesaire Evet. hatırlamışsınızdır. Aynı onun gibi biz harflerde de böyle aslında harfin yönü sola olması gerekirken sağa yatırılmış veya sağ olması gerekirken sola yatırılmış biçimler de görüyoruz. Bu aslında varyant deniyor ama bence vatandaşın algılamasıyla ilgili bir şey. Yani o harfi öyle biliyor, öyle yazıyor. Veya sözcüğün gerçeğini öyle biliyor. Yani yaz dediğinizde mutlaka hatalı yazacaktır. Yani şu anda böyle gözümün önüne getiriyorum. Özellikle bu bina girişlerinde falan şeyler, duyurular, yöneticilerin yazdığı duyurular falan gayet güzel. Mesela işte Gonca sözcüğün işte hani G kaba bir ses gibi hani kardeşe, kardeş dercesine gibi algılayıp da Gonca'yı da Konca şeklinde yazanlar da gördüm ben. Bu eğitim düzeyini gösteriyor. Yani dil bilgisi düzeyini gösteriyor. Bu bizim yazıtlar için gerçekten çok önemli. Yani kişinin diyalektolojisini gösterebileceği gibi o boyun diyalektolojisini de gösterebiliyor. Yani şu anda bir iğneyle kuyu kazıyor. Çünkü bizim bu metinlerimizde tarih kayıtları yok. Neredeyse hiçbirinde yok. Yani desem ki %98'inde yok, yok yani. Bir iki tane büyük kağanlık yazısında tarih kaydı var, hepsi o kadar. Bu da dönemi tam olarak algılayamamızla doğru orantılı sonuçlar ortaya çıkarabiliyoruz. Peki hocam, güncele bağlayarak bir soru sorayım. Madem esprili bir şekilde gidiyoruz. DDA tartışmaları, ki ekinin ayrımı ya da ki bağlacının ayrımı, birleşimi çokça eleştiri konusu oluyor. Siz bugüne kadar incelediğiniz yazıtlar içerisinde hiç yazım hatasına denk geldiniz mi? Harf Tabii. hatası olabilir, dil bilgisi anlamında hata olabilir. Tabii ki. Şimdi mesela ben Tonyuk'la ilgili kitabımda da söyledim ama ben biraz da sürekli çalışan biriyim. Yani sürekli kendimi yenilemeye çalışan biriyim. Kitabım yani ben oturup Tonyuk bir daha yazmaya kalksam bir o kadar daha çıkar kafamdaki şeylerle. Çünkü daha fazla düşünüyorum. Daha fazla yani diyeceksiniz ki o zaman daha fazla düşünüp yayınlasaydınız. Zaten ben Tonyukluk yılı için yayınlamadım. Öncelikle onu da söyleyeyim. Tonyukluk yılı ile ilgisi yoktu onun. O benim bir hedefimdi.
Şu anda da biliyorsunuz Yunus Emre Yıla insanla Yunus Emre ile ilgili bir şeyler yapıyor. Yani bu yıldan yıla değişen bir yapım yok benim. Tony Cook benim için önemli biriydi ve ben Tony Cook'un yazısında bile çok sayıda yazım hatası olduğunu tespit etmiştim. Bunların bir kısmı harflerdeki hatalar, bir kısmı sözcük unutmaları, sözcükler unutulmuş, bir kısmı sözcük iki kere yazılmış. Yani biri satırın sonuna gelmiş, biri öbür satırın başında. Yani bu bize şunu gösteriyor. Yani Tony Cook özelinde söylüyorum bunu. İyi bir müsvedde yapılmamış. O yüzden de bazı soru işaretleri beliriyor. Acaba kendinden sonra bir akrabası mı yazdı bunu? Yani cümleler kendine aittir de taşa işlenmesi kendinden sonraki bir dönemde mi yapıldı, yazıldı, işlendi diye. Böyle düşünceler de var. Mesela son 4 satır doldurma. Kesinlikle doldurma. Yani 58. satırda anlatacakları bitmiş bana göre. Taşın bir yüzü boş kalınca orayı da doldurmaya kalkmışlar. Yani böyle şeyler görüyoruz. Veya şimdi diyor ki biz işte örnek veriyorum tavşan yılının 6. gününde diyor. Sefere çıktık diyor. Orada gününde yerine tününde diye yazmış. Gecesinde. Halbuki diyeceksiniz gece sefere çıkmış olamazlar mı da. Yani olabilirler. Tabii gece de çıkmış olabilirler de bence bunu gece yazmazdı bunu. Kün yerine çün yazmış böyle. Yazım hataları da görüyoruz. Harflerin farklı şekillerini de görüyoruz. Az önce dediğim gibi. Yani mesela ince T, kalın K ki bunlar birbirinden aynı pozisyonlarıdır. Ö, Ü ünlüsü ve kalın R. Yani ince T, kalın K, kalın R, Ö, Ü. Bunlar birbirinin aynı pozisyonlarıdır. Bunları da birbirinin yerine yazdıklarını görüyoruz. Yani aslında oraya T harfi görünüyor. Ama T ile okursanız çıkmıyor. Kalın K ile okumanız lazım. Yani yönünü ters biliyormuş adam. Yönünü ters biliyor. Tabii bu da yani şöyle bir hata gibi olur. Bizdeki B harfini, Latin temelli yeni Türk harflerindeki B harfini sola yatırdığınızda D olduğu oluyor ya. Tamamen böyle ayna pozisyonu kaldırıp o tarafa yatırırsanız D oluyor. Yani B yerine D yazmış gibi bir şey. Gerçi bugün bu böyle örnekler mutlaka yok da. Ama bu tarz şeyler özellikle küçük yazıtlarda görüyoruz. Fakat Köntek'in yazısı daha dikkatli yazılmış. Yani orada neredeyse hiç hata yok diyebilirim. Köntek'in yazısı çok dikkatli yazılmış. Bu da bize şunu gösteriyor. Devletin eliyle yapıldığında ki onda Çinli ustalar da işin içinde. Devletin eliyle yapıldığında daha bir dikkat, daha bir özen var. Ama Tony Cook'unkini belli ki vatandaş olarak kendisi yaptırmış. Kendisi yaptırınca da galiba bazı şeyler gözden kaçmış veya maddi imkanlar o kadarına yetmiş diye de düşünebilirim. Yani bugüne göre de söylediğimizde bugün de benzer şeyleri görüyoruz. Yani bir işte garibin mezarına bakıyorsunuz bir farklı. İşte bir zenginin veya tanınmış bir kişinkine bakıyorsunuz. Neredeyse saray şeklinde yapılmış türbeler vesaire. Neyse uzatmayayım. İşte böyle bir şey diyelim. Kapatalım. Çok hoşsunuz hocam. Programımızda Profesör Doktor Erhan Aydın'ı konuk ettik. Kendisinin son kitabı Bozkır'ın Tanıkları Eski Türkçe Yazıtlar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Ama bu kitap tek bölümde anlatabileceğimiz bir kitap olmadığı için programımızı iki bölüm halinde sürdüreceğiz. O yüzden şimdilik ilk bölümü sonlandırıyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyerek hoşça kalın diyorum.